Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından Kuş Bakışı programından merhaba, hukukçu sosyolog Doktor Zekai Savaşlar'la beraberiz. Bakalım Zekai abiyle bugün nelere kuş bakışı bakıyor olacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biz geçen hafta yapamamıştık, seninle ara verdik. Ben il dışındaydım. İzleyici özledi. Açıkçası ben de özledim Zekai abi. Ne var ne yok, ne yapıyorsun? Vallahi seyrediyoruz gece televizyonun başında, dizi seyreder gibi. Bombalama hadiselerini seyrediyoruz üzüntüyle. Evet. Yani gelişen olaylar falan. Evet. İşte. O zaman o durumlara kuş bakışı bakalım. Bakalım o Sen, zaman. Bundan aylar önce yine bu ekranlarda 3. Dünya Savaşı başladı. Değişik cephelerde devam edecek demiştiniz. Neler oluyor abi? Daha neler olacak? Ne gibi sonuçları ve sebepler olur bu durumların? Tarihi bir bağlamında ne gibi çıkarımlarda bulunabiliriz? Yani şu konuyu böyle geniş geniş kuş bakışı bir masaya yatırır mısın abi? Evet, aylar önceydi. Bu sormuştun sen bana. Evet. Üçüncü Dünya Harbi çıkacak mı, çıkmayacak mı diye. Dedim hem başladı. Yani bir savaşın çıkması illa bombalamalarla, toplan tüfekten olacak diye bir konu yok. Bu ekonomik olur. Mesela dediğimiz gibi mesela biyolojik savaş var. Şimdi dijital savaş çıktı falan. Bu küresel bazda devam ediyor. Bunun perde arkasında iyi anlayabilmek için küresel sürüngenlerin ne yapmak istediğini bilmek lazım. Şimdi ben sürüngen tabiri kullanıyorum. Biliyorsun bu sürüngenler diye büyük sürüngenler var ya hani şeyden. Evet, timsahlar falan. Timsahlar gibi olanlar, onları kastediyorum. Şimdi bir de sömürülenler var. Onlar halk. Bir de sömürenler var. İşte onun için ben onlara sömürgeci manasında sömürgen diyorum. Küresel sömürgenler. Şimdi bu küresel sömürgenlerin tabii ki kaptanı, antrenörü Amerika Birleşik Devletleri. Bunda tartışma yok. Bu takımın diğer oyuncuları da hep bildiğimiz devletler veya gruplar. Bunların bir planları var. Bu planlar küresel manada şu. Diyor ki Amerika, ben diyor dünyanın diyor patronuyum. Evet. Ben şerifim diyor. Siz diyor diğer ülkeler de diyor bana hizmet etmek veyahut da benim planıma uymak mecburiyetinde diyor. Bunların ana fikri bu. Ha, bunun oluşmasında önde arkada yanda olan devletler, devletçikler, taşeronları bunlar malumdur işte. İngiltere'dir, İsrail'dir falan. Şimdi ben bu daha iyi anlaşılsın diye olaylara şöyle bir senaryo olayını anlatayım sana. Şimdi eskiden televizyonlarımızda çok sık olurdu. Daha eskilerde de genellikle filmlerde kovboy filmleri olurdu. Bu kovboy filmlerin genellikle senaryoları birbirine paraleldir. Ana işlenen tema şudur. Evet. Yerli kızılderileri öldüreceksin, topraklarını üzerine konacaksın. Bir haydut şebekesi vardır. Haydut şebekesi işte bu kızılderililerle mücadele eder. Onları efendim öldürür, arazilerine el koyar. Evet. Veyahut da oradaki büyük çiftlik sahiplerine saldırır. Soygun yapar, tren soygunu yapar, postacaba soygunu yapar. Eğer şerif namusluysa bunlarla mücadele eder. Ama genellikle filmlerdeki senaryoda bu haydutların başı şerifle işbirliği yapar. Ve sonra bir iyi adam gelir, işte bunlarla mücadele eder, şerifin katil olduğunu, elebaşı olduğunu ortaya çıkarır falan. Hep senaryolar budur. Şimdi siz bu İsrail olaylarına baktığınız zaman Amerika şerif gibi haydutluğunu da İsrail'e yaptırıyor. Evet. Bu açık değil mi bu? Aynı bu filmlerdeki senaryoyu kurgulamamışlar mı? Öyle gözüküyor. Filistinler, Lübnanlılar da yerli Kızılderililer gibi acımasızca katlediyorlar. Yani burada bir savaş yok. Tek taraflı bir soykırım var, jenosit var. Bir direnç gösteriyorlar, ediyorlar. Şimdi bu herkesin bildiği konudur. Biz evet, malumu ilan etmeden olayın perde arkası ve buraya nasıl gelindi, sebepler nedir ve bundan ne gibi bir suyur ders çıkaracağız? Bunun üzerine dursak daha iyi olmaz mı? Tabii. Bence de nasıl bir ders çıkaracağız, bizi nasıl etkiler? Evet, biz işin o tarafına odaklanalım. Şimdi
Osmanlı parçalanıp da buradan devletler çıkınca tabii evet. buralardakiler genellikle o zamanki İngiltere'nin kuklası durumunda bir devletçikler oldu. Fakat devlet idare etmekle aşiret idare etmek aynı şey değil. Bu devletler bir aşiret devleti halinde krallıklarla idare edilmeye başladı. Daha sonra Sovyetlerin yayılmacı politikası neticesinde bu buraları İngiltere'nin ve Amerika'nın nüfusundan çıkarmak için buralarda biraz daha efendim, anti-Amerikancı evet. ama sosyalist denebilecek darbeler yapıldı. Ve böylelikle oralar el değişti. Fakat toplumların yapısında aşiretçilik çok önemli. Bir türlü milli bir devlete dönüşemedi. Yani aşiret düzeni devam etti ve bugüne kadar devam ediyor. Bunun en bariz örneği işte Yemen'den Lübnan'a bakınız. Burada bütün kabileler, aşiretler yani bir de yanında mezhepsel çatışmaların olduğunu hesap ederseniz evet. bir ulusal devlet veya da milli devlet olamadıkları ortaya çıkar. İşte bak şimdi mesela Lübnan'a bakar mısınız? Bir Hristiyanlar var. Hristiyanlar kendi aralarında 3-4 parça. Evet. Müslümanlar var. Onlar kendi aralarında efendim 2-3 parça. Harici denilmiş gruplar var 3-4 parça. Bunlar tabii ki bir etnik ve mezhepsel yapı oluştuğu için bir devlete dönüşemiyor. Yani o kadar belirgin ki ötekileştirme. Cumhurbaşkanı efendim Maruni mi olacak nedir? Meclis başkanı Şia'dan olacak, başbakan Sünni'den olacak. Böyle bir devlet olmaz. İşte laiklik nerede lazım? Devlete burada lazım. Evet. Yani laikliği kötüleyenler, anlayamayanlar Lübnan'a baksınlar. Üç ayrı gruptan temsilci tayin ediyorlar. Efendim devleti idare edelim diyor. Olur mu böyle şey? Olmaz. Laikliği, o zaman devlet içinde devlet çok oluşuyor. Altın bir cümle söyledin abi. Laikliği anlayamayanlar Lübnan'a baksın. Tabii. Ve devlet içinde devlet oluyor. Paralel bir devlet. İşte Lübnan ordusu var veya yok. Öteki taraftan efendim o gruplar, Şia grupları olsun. Efendim kendi İslami isimleri var kendilerine göre. Hizbullah diyorlar da ben bu kelimeyi sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Hizbullah demek Allah'ın partisi demektir. Evet. Allah'ın grubu demektir. Senin şimdi ben bu inanan bir insan olaraktan değil mi? Böyle bir şey niye bu isim kullanayım ki? Yani bunu biraz antipatik görüyorum. Kendilerine öyle söylüyorlar. Şimdi devlet işine devlet olmuşlar. Değil mi? Evet. Yani yarı bağımsız, hiç kimse karışamıyor. Evet. Şimdi aynı şekilde Yemen'de de benzer bir durum var. Orası biraz daha karmaşık olduğu için pek biz vakıf değildi Türk kamuoyu. Aynı yapı orada da söz konusu. Aynı yapı orada konusu. İşte demek ki de buradan çıkaracak olan ders şudur. Laiklik devlet bünyesinde insanları arasında, vatandaşları arasında ötekileştirme yapmadan, ayrım yapmadan efendim bunların soy kökenlerine, dil kökenlerine, mezhep kökenlerine, inanç kökenlerine bakmadan vatandaşlık esasına göre yönetilmesini, tek elden yönetilmesini, bir ulus bilinciyle yönetilmesini temin eden bir sistemdir. Bazı müftericilerin söylediği gibi laikler dinsizdir gibi kışkırtma ve ajitasyon yapmaları tamamen ve tamamen bu devlet aleyhine işbirliği yapan düşmanların veyahut da behvatların efendim işine hizmet etmektedir. O nedenle bu konuda alınacak en büyük derslerden bir tanesi budur. Devlet olamamış, aşiret düzeniyle yönetilen bu Orta Doğu'daki gelinen nokta şu. Şimdi bir kere hani savaş demeyeceğiz de bu jenosit veyahut da bunun bu hale gelmesinin her gece aynı film çekiliyormuş gibi işte bombaların yağması karşılığında bir tane tabancanın bile patlamaması. Gerçi şimdi bu Hizbullahlılar mücadele yapıyorlar, saldırıyorlar. Bir karada bir mücadele devam ediyor. Evet. Ama hava üstünlüğü olmadığı için adeta İsrail'in insafına terk edilmiş bir halk görüyorsunuz. Evet. Dünya neden susuyor?
Ha, dünya neden susuyor? Neden sustuğu çok belli. Şerif diyor ki, hadi bildim, siz karışmayın, ben halledeceğim bu işi diyor. Yani Amerika herkesi sindirmiş, siz bu işe bulaşmayın diyor. Esas burada vahim olan taraf, şimdi ikinci dersi çıkaracağız burada. Araplar neye ses çıkarmıyor? Şimdi lafa gelince mangalda kül bırakmayan Suriye mesela meselesinde olduğu gibi, Suudi Arabistan değil mi? Kuzey Afrika ülkeleri. Evet. Niye bunlar? Çünkü onların da bir taraftan durumları çok vahim, paçayı kaptırmışlar. Emirlikleri zaten bir şey yapacağı yok. Niye onlar destek olmuyorlar veya bir şey yapmıyorlar? Çünkü onlar da Şerif'in, Amerika'nın adeta birer taşeronu gibi bekliyorlar. Düşünebiliyor musun? Geçen günkü bir haber, Katar, Birleşik Amerika Emirlikleri, Dubai falan, Suudi Arabistan, Amerika'yı ricada bulunuyor. Aman diyor, İsrail vurursa diyor, petrol yataklarını vurmasın, yoksa petrol fiyatları çıkar, zor durumda kalırız diyor. Adamların hesabına bak. Oo. Tabii. Amerika'da petrol yataklarını vurma diyor. Yani şunu söylüyor. Sen bunu döv diyor, kır, poca, ama diyor gözüne yumruk atma diyor. Hani böyle bir misal gibi anlayalım. Şimdi o bakımdan hani kimli dünya neyse ses çıkarıyor. Sadece söylem bazında. Bu işle ilgili Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Tavsiyede bulunuyor. Bu kötüdür, şudur budur. Saldırganlara, haydutlarla başa çıkmak için ne yapmak lazım? Haydutlara karşı Amerikan filmlerinde olduğu gibi iyi adam gelmesi lazım değil mi? Kasabaya. Ama Şerif sokmuyor. İyi adamları. İyi adamlar da giremiyorlar. Evet, yani gücünden kaynaklı evet. Hakkını kullanıyor. Yani burada olan mesele çok net, açık. Şimdi silah üstünlüğü var. Şimdi silah üstünlüğü nasıl olmuş da ötekilerde bir üstünlük kuramamış? Mesela Lübnan'ı ele alalım, Suriye'yi ele alalım. Evet. Siz bunca yıldır İsrail'le komşusunuz, bunun emellerini biliyorsunuz. Niye madem ki bir kuvvetli bir ordu kurmadınız? Bu soru sorulmaz mı? Bir tane uçuracak helikopteriniz yok. Demek ki buralar devlet değil. Bunlar aşiret ve de kabile federasyonu veyahut da işbirliği içinde olan bir, adı Lübnan olan bir kabile devleti. Muz Cumhuriyeti gibi bir şey yani. O bakımdan burası çok önemli. Eğer devletsen bağımsızlığını koruyabilmek için gerekli tedbirleri alacaksın. Evet. Ordun olacak değil mi? Bu devletin bayrağı var, parası var, öyle mi? Ama ordusu yok. O zaman bu devlet değil bu. Himaye altında yarı özerk, otonom bir yapı. Değil mi? Kaderleri düşmanın insafına terk edilmiş durumda. Yani Fransızın, Amerika'nın, işte İsrail'in insafının altında ezilen halk. Ve bunu koruyamayan bir devlet. O zaman bak Yüce Atatürk'ün o zaman ikinci ders geliyor. Diyor evet. Ki, gaflet, delalet ve ihanet içinde dahi olsan kendine güveneceksin. Şimdi bu adamlar silahlanmamış. Gaflet var mı? Var. Peki tedbir almamış? Var mı? Var. Tedbir almamışlar zaman. Düşman gelir şöyle yapalım böyle yapalım diye. Delalet var mı? Var. İhanet? O da var. Hem de nasıl ihanet var? Adamların nokta atışı, kimin nerede yattığını, nerede kalktığını, ne yediğini bilecek kadar satın alma yapmışlar, devşirmişler. Bir istihbarat ağı kurmuşlar. Evet. Şimdi buna sen devlet diyebilir misin? İşte ikinci ders Atatürk'ün buradaki Türk milletine olan vasiyeti budur. Diyor gaflet yok, tedbirsizlik yok ve ihanete izin vermeyeceksin. Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Demek ki devlet aklı bunu gerektiriyor. Şimdi bak bunun tarihte bir örneğini vereyim. Bu kısa bir örnek hani buna denk düşsün diye. Biliyorsunuz Osmanlı-Safevi Savaşı esnasında Yavuz'la Şah İsmail karşı karşıya geldiler.
Ve Şah İsmail yenildi, kaçtı gitti ve Kasrişehir'in anlaşmasıyla bugüne kadar gelen bir barış ateşkes var. Daha sonra Şah İsmail bir mektup yazıyor. Yavuz diyor, sen kalleş bir adamsın diyor. Hı hı. Bizim topumuz tüfeğimiz yok diyor. Sen diyor topla tüfekle bize saldırdın diyor. Bu adaletle bir savaş olmadı diyor. Aynı şekilde Memlükler de ağlıyor, sızlıyor. Şimdi buradan çıkacak olan ders nedir? Savaşı kim kazanır? Silahı üstüne olan kazanır. Niye Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti? Kendisinden önce 60 defa, 59 defa kuşatma olmuş, yapamamış. Silah üstünlüğünü ele geçirmiş. Evet. Demek ki silah üstünlüğünü ele geçirdiğin zaman savaşta kazanırsın. Eğer silah üstünlüğün yoksa daima mağlubiyete, hezimete hazırlanacaksın. İşte silah üstünlüğü olmayan memleketler ne oluyorlar? Bitiyor. Şimdi İran silah üstünlüğü zayıf. Neden? Yıllardır ambargo altında. Çünkü neden? Bugünleri İran'ı hazırlamak için, bugünleri düşsün diye özellikle ambargo uyguladılar. Silahlanmasını ve kuvvetlenmesine fırsat vermediler. Peki buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Türkiye'ye bugün ambargo koyanlar, ambargo uygulayanlar, vize koyanların maksadı ne olabilir acaba? Evet. Ne olabilir abi? İşte bu ya, bugün İran'ın düştüğü duruma düşürmek. F-35'leri vermediler. Değil mi? Evet. Osmanlı İngiltere'ye iki tane gemi sipariş ediyor. Parasını veriyor. Gemiyi vermediler. Çünkü neden? Osmanlı'yı işgal edecekler de onun için vermediler. Onları oyaladılar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de çeşitli yollardan silah ambargosu uygulayanlar, demek ki bu işin bir perde arkasında İran'a yaptıkları gibi bir planları var. Bunu görmek lazım. Buradan çıkaracağımız ders bir tanesi bu. Yoksa 90 milyon nüfusuyla İran'la, yani İsrail ve civar baş edebilir mi? Edemez. Ama silah üstünlüğü yok. İşte attığı roketler falan var. Rusya'dan, Çin'den falan aldılar da. Ama bariz bir şekilde ambargo delerek yaptıkları bu hadise, bu olay, bu sürüngen emperyallerin efendim niyetlerinin ne olduğunu açık açık göstermiştir. Şimdi aynı niyete İran'ın maruz kaldığı meseleyi Türkiye'ye karşı uyguladıklarına göre, demek ki bunların niyetleri, İran'a uyguladıkları senaryoyu Türkiye için düşündüklerini biz düşünmeliyiz, hesap etmeliyiz. Buradan çıkacak ders budur. Değil mi? Silah üstünlüğü konusunda. Allah'tan ki milli hap sanayimiz çok güzel şeyler yapıyor ki bunların bütün bu planları bozulup kursaklarında kalsın. Şimdi bu Orta Doğu, bu küresel hegemonya neticesinde İsrail'in bu hadisesinden sonra İsrail ve küreselciler kaybettiler psikolojik olarak. İsrail ve küreselciler kaybetti, evet. Belki maddi olaraktan değil ahlaki ama... Ahlaki üstünlüğü kaybettiler değil mi? Evet, evet, psikolojik olarak kaybettiler. Çünkü neden? Şimdi 2. Dünya Harbi'nde Yahudilerin Almanya'da maruz kaldıkları jenosit nedeniyle bütün dünya, efendim, bilhassa da işte o küresel grubun bir kısmı mağdur durumda düşen İsrail'e çok yardım ettiler. Yani evet, biz bu yanlışı yaptık, sizden özür dileriz gibi. Hatta onun için de antisemitist kanunlar falan çıkardılar. Biliyorsunuz Yahudileri kötüleyemezsiniz diye. Bu mağduriyet edebiyatıyla İsrail epey yol güttü. Ama artık bu mağduriyet edebiyatının bittiğini söyleyebiliriz. Evet. Şimdi aynı şekilde maruz kalmış bir halkın bu şekilde acımasız, efendim, tek taraflı bir devlet kıyımına gitmesi, bir jenoside gitmesi artık mağduriyet sözlemlerini geri getirmiş ve dünyada da psikolojik olaraktan da bir nefrete oluşmasına sebep olabilir. Evet. Ve ben de o kanaatteyim ki bu uzun müddet hafızadan silinmeyecek bir hadise. Şimdi mesela Gazze'deki olaylar işte kendi iç işleri falan deyip geçiştiriyorlardı. Ama şimdi bağımsız bir devlete saldırıp da oralarda ki mukavemet de olmamasına rağmen gece gündüz bombalananın bir izahı yoktur. Dolayısıyla bir mağduriyetten söz etmek söz konusu olmaz. Bu mağdur edebiyatını bitiren bir hadise olmuştur İsrail açısından. Bir de sivil hedeflerin vurulması işte bu işi tamamen üstüne hani tuz biber ekti derler ya, bu noktaya getirmiştir.
O bakımdan yani orta vadede, uzun vadede İsrail'i tamamen kaybetmiştir. Evet. Kaybedecektir. Orta da. Uzun vadede İsrail kaybetti, kaybedecek diyorsun. Ve desteklediği için de Amerika'nın ve yandaşları da psikolojik şeylerini kaybedecekler. Abi bu öngörüden ziyade biraz da dilek ve temenni gibi de duruyor bu söylediğin. Aslında şu an insanlık vicdanının sesini dışa vuruyorsun. Peki İsrail uzun vadede kaybedecek, orta vadede uzun vadede kaybedecek. Peki kısa vadede ki kayıpların telafisi nasıl olacak? İnsanlık bu şeyi nasıl bertaraf edecek? İşte tarihte bu tür durumlar nasıl yaşanmış? Yani tarihsel bağlamda bu olaya nasıl bakıyoruz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu olayların perde arkasına baktığınız zaman bu küresel emperyallerin ekmeğine yağ süren karşı taraftan eylemlerin olduğunu görüyoruz. Tavırların olduğunu görüyoruz. Bu işi yapan kim? İran. Evet. Şimdi İran daima bir mezhepçilik görüntüsüyle Fars şövenizm ırkçılığı yapmaktadır. Evet. Şialığı kullanaraktan Fars ırkçılığı, şövenizmi yapmaktadır. Yoksa izledikleri tutum ve davranış ve siyaset ne İslami değerlere, ne Kur'ani değerlere, ne de geleneksel tarihi değerlere uygun değildir. Nerede İran varsa orada savaş var. Bu kimin işine yarıyor? Evet. Şimdi Husiler var Yemen'de. Bunları silahlandırıp oraya karıştıran İran değil mi? Aynen. Suriye'de rejimi gaza getirip de millete kıydıran, Sünni katliam yaptıran İran değil miydi? Öyleydi. Hizbullah diye işte Lübnan'da ayrı bir getto grup, 1 milyon nüfus ayırıp da devletin başına çorap ören değil mi? Irak'ta aynı şekilde değil mi? Pakistan'da aynı şekilde yapmadı mı? Hatta bir şey okudum geçen gün. Bu Endonezya'da adalar var ya orada. Onların bir orada Suudi Arabistan'a gidip de çalışırken Müslüman olan Hindular, Budistler varmış. Bunlar orada bir komünit hayat yaşıyorlar ufak adada. Aşağı yukarı 500 kişilik bir Müslüman meydana geliyor orada, grup oluyor. Yani o Suudi Arabistan'da falan çalışırken İslam olup döndükten sonra orada bir şey yayıyor. Yayılıyorlar. Yayılmışlar. Yani İran bunu hemen öğreniyor. Oraya adam gönderiyor. 3 tane çocuk okutuyor İran'da, Kum şehrinde. Şialı'yı alıştırıyor. Geri gönderiyor. O 500'ün 100'ünü Şia yap olacaksınız diyor. Bunun üzerine Suudi Arabistan'da ya sizin derdiniz bizimle mi? Oraya bir tane İslami ilimler diye bir fakülte gibi bir şey açıyor. Şimdi şu İran'ın yaptığı iş şu. Ya Azerbaycan Ermenistan savaşıyla Ermenistan'ı destekler. Yani terör bunların yanında. Şimdi bir devlet politikası olarak, devlet aklı olaraktan kime hizmet ediyorlar sonuçta? Sonuçta bak emperyallerin işine yarıyor yaptıkları her iş. Nitekim İran'da o kadar İsrail'in ve Amerika'nın istihbarat o kadar güçlü ki nokta atışı suikastlar yapabilecekleri kadar, ne yaptıklarını bilecekleri kadar net ve kuvvetli. Onlara devlet aklı yok. Başbakanları helikopter diye öldürüldü, kaza süsü verildi. İşte Hamas'ın lideri öldürüldü. Bunların efendim Ukrayna uçağına düşürdüler. Yani artık çığırından çıkmış kalitesiz, efendim devlet aklı olmayan, insanların pel perişan eden bir vaziyette İran. O yetmiyormuş gibi bir ideoloji ihracatına başlıyor. İdeoloji ihracatını kime yapıyor? Efendim diğer kendinden kabul etmedikleri diğer Müslüman gruplara karşı yani Sünnilere vesaire yapıyor. Bu ideolojik saplantı, ideolojik bozgunculuk nereye kadar götürür? O ülkeden içini karıştırıp hadi bakalım düşman dedikleri grupların, Hristiyanların, şunların bunların efendim, memleketi işgaline kadar götürüyor. Yani savaş en son çaredir. En son çare. Daha o noktaya getirmek, o imkanları hazırlamak fırsat vermemek lazım. Olaylar diplomasiyle sulh içinde çözülmeli eğer sorun varsa. Ama bunlar ideoloji ihraç etmek suretiyle devletlerin iç işlerini karıştırıp
toplumsal yapıları değiştirmek ve böyle bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar ve bundan uğraşıyorlar. Ve ondan sonra oradaki o kendi mezheplerini de kendilerine bağlıyorlar. Memurları gibi hareket etmeye çalışıyorlar. Nitekim Irak'taki mesela Şia grupları artık İran'ı tanımadıklarını beyan etmişlerdi. Böyle bir şey vardı. Kendilerinin bu ideolojik tavrı kendi halkına zarar verdiği kenara bırakıp bırakalım. O devletleri içini karıştırmak suretiyle fevkalade bir bozgunculuğa meydan vermektedir. Yani bunu iyi anlamak lazım. Şimdi İran'da yani İsrailiyat diyoruz ya, İslam'ı bozmak için İsrail olan. Bunların hemen hemen kahir ekseriyeti İran üzerinden İslamiyet'e girmiştir. İran'da şu anda 30 bin tane Musevi vatandaş yaşıyor. 30 bin Musevi. Evet. Fakat o önemli değil. Önemli olan iki tane kadim Musevi okulu var orada. Şeyi var, sinagogları var. Buradan hep haham yetiştirilir. Yani dışarıdan da gelirler ve bütün baş hahamlar falan hep oradan çıkar. Bu ne zamandan beri var? Daha Persler zamanından var. İsrail sürgününden eski İsrail sürgünü. Yani İslamiyet'ten önce var. Onun için yani İran'ın tarihi sürecine baktığınız zaman işi gücü Müslümanların arasında bozgunculuk uğramak. O zaman benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ya bu Farslar Yahudilerle işbirliği yapıp da onların istikameti doğrultusunda Müslümanları dağıtmak, bozmak için gizli görev mi yapıyorlar diye aklıma gelmiyor değil. Değil mi? Yani şimdi düşün. Bir Mehdi Mesih davası gidiyor. Efendim, yani bütün İsrail'e o kadar benzerlikleri var ki. Şimdi tarihi kökenlere, teolojik meselelere girmek istemiyorum da. Evet. Sonuç olaraktan böyle bir şimdi de bir olay var. Bu kime yarıyor? Kime zarar veriyor? Baktığınız zaman... Evet, mahir bütün, kaynak diyor ya, sonucu kime yarıyor? Sonuca baktığınız zaman hep Müslümanlar kaybediyor, hep karşı taraf kazanıyor. Peki bunun sebebi kim? Bakıyorsun hep İran'dan çıkıyor bu işler. Yani şimdi tarikatlar İran'dan çıkmış. Hariciler oradan da çıkmış. Yani haşhaşilerden tutuver, efendim, hurufatçılardan, sabayilerden, efendim, İsmailer, hepsi oradan çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş ya? Hadi bir de. Hepsi oradan çıkıyor. Evet. O nedenle bu sebeple tarihi süreçte sorduğun için bunlar tarihi yani düne bugüne değil daha eskiye dayanan bir ideolojik sapma var bu işte. Bu ideolojik sapmanın siyasal dönüşümü de işte bugünkü savaşların, bugünkü kargaşalıkların sebebini ortaya çıkıyor. Nitekim belki hatırlamazlar 80 öncesi de işte bu Şah iktidardayken Türkiye'de de bunların parmakları vardı. Güneydoğu'da çok faaliyet gösteriyorlardı İranlılar. Sonra Şah gittikten sonra iş biraz duruldu falan da yani. Bunu o zaman yaşayanlar veya takip edenler iyi bilirler. Evet. O nedenle bugünkü meselelerin sebepleri bu. Ha, geleceği nasıl yansıması gerektiği gibi. Şimdi Amerika ve etrafındaki küreselciler artık dünya bizim dediğimizi yapacak, bizim hakimiyetimizi kabul edecekler ve herkesi sindireceğiz. Bunun için mümkün olduğu kadar ülkeleri etnik veyahut da mezhep bazda bölüp parçalayacağız ki idare etmesi kolay olsun düşüncesine gidiyorlar. Evet. O bakımdan işte İran'ı da dörde bölmek, Türkiye'yi bölmek, Suriye'yi böldükleri gibi, Irak'ı böldükleri gibi. Şimdi bunlar her ne kadar siyasal veyahut da harita üzerinde bölünmüş gibi görünmüyorsa sosyolojik olaraktan ayrışma gerçekleşmiştir. İşte bir Libya'da da olduğu gibi. Doğu evet. Libya, Batı Libya. Şimdi bu politikanın sonucu bunları bölünmüş olan bu grupların artık siyasal bazda sonuca ulaşmasını temin etmek. Yani bağımsızlıklarını kazanmasını temin etmek için. Şimdi Ukrayna Savaşı'nı çıkartmalarının tek önemli sebebi Rusya'yı parçalama şeyidir, gayesidir. Evet. Bunu açık ve net. Şimdi İran'da öyle diyorlar, dörde bölelim diyorlar. Tabii şimdi Rusya'nın hükmettiği topraklar işte buzullar eriyecek, altından bereketli topraklar çıkacak, insanlık oraya kayacak. Yani orada çok ciddi bir neticede dünyanın gıda ihtiyacı çok fazla.
Tabii yani bu Rus, Ukrayna'da kendi halkından büyük bir kesimin teveccühü Rusya'dan yana. Rusya'dan yana şimdi, sempatisi var. Zaten kadim Rusya oraya bağlı. Şimdi böylelikle büyük devletleri veyahut da önemli devletleri böyle parçalayıp dünyaya, efendim dünyada 500-600 küçük devletin olduğu bir eyalet sistemi gibi, yani Amerika'nın iki gibi yönetme fikrat, ideolojisi var. Bu küreselleşmenin gizli ajentası. Böl parçala yönetme. Ve onun içinde hem silah sanayini destekliyor bu böylelikle. Tabii. Hem de kartelleri yaşatıyor bu sistem. Silah satın alan ülkeler kaynağını oraya aktardığı için başka manada gelişemiyor. Özgürleşemiyor. Daha Amerikan silah sanayisi veya Fransız, İngiltere silah sanayisi iş yapsın diye ortalıkta kendileri bir terör örgütü besliyorlar, çıkarıyorlar, IŞİD gibi. Evet. Kendi kurduruyorlar. Ondan sonra biz sizi koruyacağız diye gelip çöküyorlar yani. Aynen. Yani o nedenle yani bugünkü olayların arkasına baktığınız zaman işte bir efendim Armageddon safsatasını çıkarıyorlar. Maalesef. Mehdi Mesih gelecek safsatası çıkarıyorlar. Evet. Efendim yok efendim vaat edilmiş topraklar safsatası çıkarıyorlar. Bunları bahane ederekten topraklara el koymak için, vatanları bölmek için bunları fırsat kurup ideolojik olarak kullanıyorlar. Gelip de ondan sonra askeri olarak da işgal ediyorlar. Evet. Bu yalanlara, bu fasit şeylere inananlar halkı da kobay gibi kullanıyorlar. Bu hadise bu. Yani Amerikan filmdeki senaryo gibi efendim haydutlarla şerif işbirliği halinde, haydutların başı şerif, Kızılderilileri yok et senaryosu. Bir benzerini siyasette uyguluyorlar. Şimdi abi tam bu haydutların başı şerif dedin, Amerika'yı kastediyorsun. Amerika'da da bir seçim süreci yaşanıyor. 5 Kasım'da Amerikan başkanı belirlenecek. Mevcut başkan Biden aday değil. İşte Demokratların adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump galiba. Yanlış da telaffuz etmedim değil mi? Doğru telaffuz evet, ettim. Donald Trump. Şimdi iki tane aday yarışıyor Amerika'da. Amerikan seçimleri ne olur? Amerikan seçimlerinin sonuçları yani bu durumları nasıl etkiler? Bir kere Şerif'in ha Donald olmuş ha Kamala olmuş değişmiyor. Haydutluk devam ettiği müddetçe sorun yok. O değişmez o. Amerika'da müesses nizam iktidardadır. O müesses nizam kim olursa olsun kendini bozdurmaz, kendi bildiğini yapar. O kesin. Yani Amerikan dolar ve lisan hakimiyetini bırakmak istemez. Evet. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani Amerikan parlamentosunda o Netanyahu haydut başı efendim konuştu, 70 defa ayakta alkışladı. Buradaki meclisteki sandalyedeki oturan adamlar değişse, zihniyet değişmedikten sonra ne değişir? Değil mi? Yani şimdi her bir kamuoyu araştırmalar işte 49, 50, 51 falan diyorlar. Sonuç itibariyle geçen gün işte gördük yani o Kamala'nın eşi Yahudi. Öteki de başına kipa takıp hahamlarla beraber resimlerini gördük. Yani demek ki Amerikan Cumhurbaşkanı'nın değişmesi, seçilmesi küresellerin dünyayı yiyip sindirmek, yiyip parçalamak, kendi ideolojilerini hakim kılmak meselesindeki politikalarda bir değişiklik göstermeyeceğinin göstergesi olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani Amerika'da liderler değişir ama Amerikan politikası değişmez. Bu kadar açık ve net. Evet. Açık ve net. O bakımdan seçimin kimin kazanacağının bence hiç önemi yok şahsım adına. Yani Amerika'nın başkanı değişse de politikaları hiç değişmez diyorsun. Değişmez. Ama sanki böyle şey de var. Yani böyle sanki Trump kazanırsa farklı bir bakış açısı hakim olacak. İşte müesses nizam Amerika'yı idare ediyor. Bunlar hepsi de aktör. Onların dediği dışında bir adım dahi atamazlar. Neyse yani orada Pentagon, işte efendim Musevi büyük para babaları, bu gruplar, bunun gibi karteller Amerikan müesses nizamı için efendim hiçbir surette bunlara değişiklik yapma şansı vermezler. Hı hı. Ha yapma verenler de ne yapıyorlar? Suikast yapıp öldürüyorlar Kennedy gibi değil mi? Hı hı. Onun için Amerika'da Cumhurbaşkanı kim olduğu önemli değil. Müesses nizamın ne yapacağı önemli. Evet. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yani Amerikan seçimleri bu bölgemizdeki politikaları değiştirmeyecek diyorsun. Hiç değiştirmeyecek. Yani bu buradaki bunların şeyi Orta Doğu'dan 8-10 tane daha devlet çıkarıncaya kadar
zengin Araplara silah satacaklar, petrolün üzerine çökecekler. Peki abi, insanlık bu yaşanan sıkıntıdan nasıl kurtulacak o bölgede? Ülkemiz minimum hasarla ya da hiç zarar görmeden nasıl bu süreçte yönetecek? Birincisi, düşmanı caydıracak kadar kuvvetli olacaksın. Bu bir. Önemli olan bu. İki, içte ve dışta yekpare olacaksın. Birlik ve beraberlik içinde olacaksın. Üçüncüsü, düşmanların oyunlarına, onların devşirme tuzaklarına düşmemek lazım. Bunun içinde işte milli kimlik, değil mi? Milli duruş, işte tek vatan, tek bayrak düşüncesinin karşısına çıkmayacaksın. Başka milletlerin hizmetinde ve onların menfaatlerine uygun olaraktan davranışlar içinde girmeyecek. Yani bunu basınından talep. Şimdi bizim çocuklarımız yurt dışına okumak için kaçıp gidiyorlar. Bu bizim milli yapımıza zarar vermektir. Derhal tedbir alınmaktır. Bunun gibi meseleler mesela. Bunları yapmak ve birlik ve beraberlik en önemli konu. Yani beka meselesi için. Bu çok önemli bir meseledir. Yoksa aynı Lübnan'daki gibi düşmanların insafını devleti, milleti bırakamayız. Bu böyle bir devlet anlayışı yok bizim. Onun için devletimizin milli yapısını bozmamak lazım. Etnik ve mezhepsel ötekileştirmeye fırsat vermemek lazım. Bunu kim yapıyorsa devleti ve milletin aleyhine bir zararlı faaliyet içinde olduğunu bilmesi lazım. Tekrar ediyorum. Etnik ayrımcılık yapan, ötekileştirik yapan, mezhepçilik yapan, hatta ve hatta aşiretçilik, kabilecilik, daha da bunun arkasında efendim aşırı hemşericilik ve liyakatsizlik yapanlara, adaletsizliğe vesile oldukları nedeniyle milli bünyemizin bozulmasına, devletimizin bekasına karşı yapılan hareketlerin içinde olduğunu bilerek veya bilmeyerek olduğunu düşünmek lazım. Evet. Ha şimdi dünyanın neler getireceğini, ne edeceğini bilmiyoruz. Şimdi bu gaz ve yani karbon türevlerinin önemli olduğu bir dönemde en çok olduğu yer neresi? Orta Doğu. Hani sinek nereye üşüş, balın olduğu yere, sirkeye gitmez. Şimdi Orta Doğu'da gaz ve petrol o kadar çok ki bütün bunların iştahını kapatıyor. Şimdi bu Lübnan açıkları, işte birbirimizin mavi vatan meselesi var ki Allah o işi yapanlara yani müteşekkiriz. Türkiye uyuyormuş, bu işi çıkardılar ortaya. Şimdi bir mavi vatan kazanımımız oldu. Şimdi bu Lübnan'ın karşısı, efendim İsrail'in karşısı, Kıbrıs arası o bölgede dünyayı 50 yıl atacak kadar yataklar varmış. Evet. Esas kavga oradan çıkıyor. Evet, bizim de orada hakkımız var. Tabii bizim de Kıbrıs'tan orada bizim münhasır hakkımız var. Ama önemli olan ne biliyor musun? Şimdi bunlar petrolü çıkardığı zaman gönderecek yer yok. Mecburen Türkiye'den geçecek. Evet. Türkiye'den geçeceği için Türkiye'ye iki tane yol görünüyor. Ya bunlarla işbirliği yapacaksın ya sineceksin. Yani işbirliği yaparken menfaatini koruyaraktan yapacaksın. Ya da sineceksin, bunların vilayeti gibi hareket edeceksin. İstediklerini yapacaksın. Şimdi bunu yaptırmaya çalışıyor. Türkiye'yi sindirelim de istediklerimizi yaptıralım. O şeyi o. Davranışları, tutumları onu gösteriyor. Evet. O nedenle Türkiye'nin eli güçlü her bakımdan. Hani yok İsrail Türkiye'yi sağlarmış da İslam hata. Ben tekrar ediyorum. Türkiye'ye, Orta Doğu'da, efendim, Avrupa'da dahil silah doğrultacak ne bir devlet ne bir millet var. Nükleer saldırı hariç. Allah korusun. Onu da kolay kolay kimse. O nedenle vatandaşın moralini bozma etmeye gerek yok. Evet. Türkiye'ye karşı hiçbir kimse, bak ne oldu? 3 tane gemi gittik. Lübnan limanından savaş bombalanan yerden şeyimizi aldı geldi. Türk vatandaşlarını aldı geldi. Başka bir devlet yapabildi mi onu? Ne Amerika yapabildi, ne Fransa yapabildi. Yani Türkiye'nin gücünü bilelim. İsrail'in nereye saldırması? Onlar zaten Türkiye bu işe içe girerse de ötleri kopuyor. Bunu halkı şey yapma, psikolojisini bozmaya gerek yok. Ben takip ediyorum yabancı basını. Aman Türkler bulaşmasın bu işin. Dertleri imanları o. Eğer bizim Suriye politikamızda, orada askerimiz olmasa merak etme, İsrail bir hafta sonra Şam'da. Değil mi? Tabii canım. O bakımdan Türk milletine karşı ne Orta Doğu'da ne Batı'da silah doğrultacak cesareti Türkiye kimse yok. Türkiye sınırların içine değil de sadece sınırların içine, sınırların dışında da bir hakim bir ülke. Artık tehditleri biraz sınır dışında bertaraf ediyor son yıllarda. Tabii bizim hakkımız. Bir dönem işte ülkemizde çok ciddi sınır içinde problemlerimiz vardı.
İşte sürekli işte şehit haberleri vardı, sürekli çatışmalar oluyordu, iller karışıyordu. İşte Ankara'nın göbeğinde bombalar patlıyordu, İstanbul'da bombalar patlıyordu. Şimdi bakıyorsun son dönemde devlet sanki içeride... Şimdi Emin'ciğim bak, bu anlayış Atatürk'ün dünyaya kazandırdığı anlayıştır. Evet. Ne dedi Atatürk? Ben dedi mazlum milletlerin hamisiyim. Mazlum milletlere yani destekliyorum, fikren, zikren, tamam mı? Fiilen destekliyorum. Mazlum millet. Bizim devletimiz de ne yapıyor şimdi? Kendisinden yardım isteyen mazlumlara destek olmuyor mu? İşte gitti Somali'de değil mi yardım ediyor? Efendim Libya'da, Azerbaycan'da mazlum milletler meselesinin dünyaya ortaya koyan büyük Atatürk'tür. Evet. Ve Türk devleti de bu vasiyetini yerine getiriyor. Kötü mü yapıyor? Yapmıyor tabii. İkincisi, Türkiye aleyhine terör faaliyetleri içinde bulunan nerede olursa olsun biz onları devletler hukuku açısından, hakkımız olaraktan etkisiz hale getirmeye devlet yetkilidir. Evet. Bu kadar basit. Bütün dünyada devletleri de bunu yapıyor. Ama sen kuvvetli olursan, gerekli araç gerecin olur da kararlılığın olursa sana hiç kimse dokunamaz. Evet. Dünyadaki konjonktüre göre bakıldığında aslında Türkiye kendi coğrafyasında rüştünü ispatlamış, işte gücünü ortaya koyan, tavır koyabilen, işte ilişilemeyen bir ülke durumunda. Tabii biz değerimizi bileceğiz. Rusya-Ukrayna savaştı. Ne oldu? Yedemin olarak Türkiye gördüler. Hiçbir dünya giremedi işin içine. Türkiye buğday ağları çıkardı, evet. Etti. Yani biz gücümüzü bilelim. Yeter ki milli siyasetimiz içte ve dışta küçük düşürecek devletimizi daima, yani küçük düşürecek durumlara girmemek lazım. Devşirilmemek lazım. Evet. Bu çok önemli. Hainlerin tuzağına düşmemek lazım. Hainlerle işbirliği yapmamak lazım. Değil mi? Kesinlikle. Onun için milli duruşumuzu ve bayrağımızı leke getirmeyecek vatandaşlar olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Abi kuş bakışı işte meselelere bakışından ve yine son muhabbetin son kısımlarındaki tavsiye ve telkinlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ülkece bu bakış açısına çok ihtiyacımız var. Bu haftalık programının sonuna geldik. Son olarak bir şey söyler misin? Son olarak şunu söylemek isterim. Bilhassa politikacılara, kanaat önderlerine tavsiyem ve halkımızın bilmesi gereken bir konu var. Milli birliğimize, milli kimliğimize, milli duruşumuzu bozacak her türlü hareketlerin kaçınılmalı. Aksi takdirde Türkiye'yi bir Yemen'i, bir Lübnan'a çevirmek isteyenlerin tuzağına düşmüş olursunuz. Evet. Bu tuzak din maskesi altında gelir, ticari maskeyle gelir, kültürel maskeyle ne şekilde gelirse gelsin bir menfaat ve çıkar. Türk milletinin dışındakilere hizmet etmemek Türk milletine olan tarihi ve gelecek nesillere bir beka borcudur. Her insanımız bir bayrak gibi lekesiz bir Türk milletinin evladı olduğu şuuruyla hareket etmelidir. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bir kuş bakışı programının daha sonuna geldik. Hukukçu sosyolog Doktor Zekai Savaşlar'la bu hafta İsrail'in ve bölgemizdeki durumların kuş bakışı perspektifini ortaya koyduk. Zekai abi olayları çok güzel yorumladı. Ülkemiz açısından değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşımıza, politikacılarımıza, yöneticilerimize, siyasetçilerimize, önemli karar vericilerimize de çok etkili tavsiyeler ve telkinlerde bulundu. Hoşçakalın.